Ekstra Futbol'a hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Mart 2023 Pazartesi ve çok özel bir misafirim var. Eminim programın akışında size ilk defa duyacağınız çok güzel bilgiler paylaşacak. Kim mi? Hiç tartışmasız sporun gür sesi, futbolun beyefendisi ve ayan beyan, açık açık, dobra dobra konuşan ismi kim olduğunu anladınız zannediyorum. Mehmet Ayan, hoş geldiniz. Abi mahcup ediyorsun, hoş bulduk ya. Yani gürür sesimiz çıkar da hırgür yapmayız. Ondan şüphem yok. Mahcup olacak bir durum da yok. Liyakati teslim etmek gerekir. Eyvallah, hakkı, hak sahibine çok teslim etmek gerekir. Malumunuz bu hafta, 24. hafta Süper Lig'de. Haftalar karışıyor gerçi ama. Çok renkli bir hafta oldu. Trabzonspor'da büyük çalkantılar vardı. İstifalar, başkan, teknik direktör, giden futbolcular ve bu hafta ne olur diye merak ettik. Orhan Ak, emanetçi teknik direktör, Adana Demirspor gibi ligin çetin bir ekibi karşısında 4-1'lik net bir galibiyet aldı. Bu bir saman alevi midir yoksa sürdürülebilir bir başarı olarak devam edecek midir? Ufuk'ta bir seçim var. Tek adayla mı girilecek, çift adayla mı girilecek? Sizde de çok özel bilgiler var. Hepsini konuşacağız. Öncelikle isterseniz Galatasaray maçını birlikte seyrettik. Galatasaray-Kasımpaşa maçını. Oradan başlayalım isterim. Tekrar iyi akşamlar. Abi Galatasaray'ın böyle oynama hakkı yok bence ya. Yani öyle bir seviyeye alıştırdı ki 23'ü sahada oynanmış, bir tanesi hükmen kazanılmış. Toplam 24 karşılaşmada Galatasaray'ın futbol seviyesi hiç buralara gelmemişti. Maç sonunda basın toplantısında sen de vardın, Okan Hoca'ya sorduğumda ilk 20'ye girmez bu futbol dedi. Zaten benim de alacağım cevap oydu. Yani evet. Fakat Galatasaray'ın şöyle bir durumu var. Takımda öyle bir Okan Buruk yönetimi var ki kötü oynadığı zaman bile o yıldızların idaresiyle, o ecnebilerin güzel lafı var ya, business administration diyorlar, iş idaresi. Okan Hoca o business administration'ı çok iyi yapıyor ve de organizasyon, koordinasyon fevkalade güzel. Ama tabii saha içerisinde Galatasaray'ın bu kadar etkisiz görünmesinin bir numaralı ve bence çok büyük sebebi Rens Bertens'in oynamaması. İsterseniz oraya gelmeden önce yönetmenimizden de rica edelim. Toplu sonuçları bir ekrana getirsin. Edelim. Sizin o kartal gözünüzle de bir seslendirmenizi rica edeceğim. Estağfurullah. Sevgili Orkun, toplu sonuçları alabilir miyiz? 25. hafta toplu sonuçlar. Buyurun Mehmet Bey. Abi ben mi seslendireceğim? Evet tabii o ki. O ekstraya girer bu yalnız. Ekstraya bir yemekle çayla kurtaramazsın bunu. Giresunspor 2, Fatih Karagümrük 2, Antalyaspor 4, Kayserispor 0. Galatasaray 1, Kasımpaşa 0, Ankara Gücü 2, Alanyaspor 0, Trabzonspor 4, Adana Demirspor 1, Başakşehir 0, Beşiktaş 2, Hükmen olmak üzere Ümraniyespor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 0 ve Hatayspor 0, Konyaspor 3. Şu sıralarda oynanan İstanbulspor-Sivasspor maçında İstanbulspor 1-0 önde. Boşuna sporun gür sesi dememişiz. Hakkını verdi gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu sonuçları naklettikten sonra sizin için sürpriz olan nedir burada? Bu haftanın sürprizi mi? Evet. Ankara Gücü'nün bu kadar kolay kazanacağını düşünmedim. Alanyaspor'un sevgili Ersun Hoca ile beraber Antalyaspor karşısında Başakşehir karşısında oynamış olduğu futbolun devam edebileceğini düşünmüyorum ama Ankara Gücü geçen hafta Beşiktaş başına izin vermesine rağmen bu kadar kolay kazanacağını düşünmemiştim. Bence kolay kazandı. Sürpriz diyorsun. Tabii Ankara Gücü Fener'le de oynayacak. Tabii ama bu kadar kolay abi kazanacağını düşünmemiştim. Evet. Beşiktaş-Başakşehir maçında aklımdan maçını beraberlik yaşadım. 35 dakikalık kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Galatasaray'ın da bu kadar olumsuz futbol oynayacağını düşünmemiştim. Evet, şimdi Galatasaray'a yeniden dönüyoruz. Yani orada sizin de bildiğiniz gibi dikkatle çektiğiniz kilit adamlar var. Mesela bunlardan bir tanesi saha içerisindeki lider kişiliğiyle Mertens. Hı hı. Mertens'in olmaması Galatasaray'ın bundan sonraki, yani o maçta, son maçta görüldü, Kasımpaşa maçında eksikliği çok hissedildi de bundan sonraki maçlar için ne olur? Abi Konya'da oynamayacağını söylüyorlar. Evet. Rens Mertens bir bağlantı oyuncusu. Bağlantı oyuncusu özellikle Galatasaray'da çok iyi iki tane 6 ve 8 numara var. Zaman zaman ikisi de 6, zaman zaman ikisi de 8 olabiliyor. O iki bağlantı oyuncusunun hücumla olan bütün koordinasyonunu merkezden Mertens yapıyor. Mertens olmayınca orada hoca 3 oyuncu denedi. Hatta zaman zaman 4. Zanyola da oldu. Maç içerisinde Yunus'u denedi. Raşit Say'ı denedi. Mata ile başladı.
Zanyolo bile zaman zaman geldi. Hı hı. Dört tane oyuncu olmadı, bir tane oyuncunun yerini kapatamadı. Dolayısıyla orada Mertens sadece ve sadece iyi top kullanmıyor. Bütün rakip defansın da bloklarını arasını birbirine çekiyor. Nasıl getiriyor? Icardi'yi kendisine getiriyor. Şimdi eğer Mertens olsaydı, Icardi, Mertens ceza sahasının dışında yapabilecekleri paslaşma organizasyonlarla Karagümrük'ün iki tane başarılı ama dengesiz stoperi Diloboji ve Donku'da zorlayabilirlerdi. Fakat Selçuk Hoca'nın hakkını vermek lazım. Dörtlü bir orta saha çıkarttı. Önlerine Münir'i koydu. Enner'i, Koyta'yı koydu. O dörtlünün soluna da Haris Aydınovic'i koydu. Haris Aydınovic takımını etkili ayağı. Geçen hafta hoca onu oynatmadı. Niye Haris Aydınovic seni etkili ayağı? Çok affedersin. Orkuncuğum, maç tablosunu da getirirseniz onun üzerinden konuşmamız daha uygun olur. Haris Aydınovic dediğin oyuncu rakibin en iyi ayağıyken Galatasaray'ın da en etkili hücum beki olan Boye'yi çıkartmadı. Boye'yi çıkartmamakta. Yani Boye'yi elini kolunu sallayarak gelemedi. Bunu da bir top kaptırdığı zaman ki top kaptırım engel bir oyuncu Haris Aydınovic yürür giderdi. Tabii ki yani tespitiniz çok yerinde, katılıyorum. Benim de yorumumda bu vardı. Şöyle baktığımız vakit maç tablosuna. Aynen böyle çıktı zaten. Yani oradaki baklava diliminin içerisinde gördüğünüz üçlüyü ya da Galatasaray'ın merkezindeki ikiliyi Torreira'nın ve Oliveira'nın olduğu yeri iyi kilitlediler. Ve Galatasaray'ı aslında hücuma çıkamaz hale getirdiler. Yani, Selçuk Hoca'nın burada beraber oynadığı Muslera var. Birlikte antrenmanlara çıktığı kim var orada? Sasha Boye var. Evet, doğru. Birlikte antrenmana çıktı değil mi? Hı. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Onun dışında Nelson. Hakeza yine birlikte antrenmana, yani antrenmanla birlikte olduğu. Kerem'i zaten konuşmaya gerek yok. Yunus Akgün'ü çocukluğundan beri tanıyor. Selçuk Hoca oyuncu özelliklerini de biliyordu. Evet. Galatasaray'ın. Dolayısıyla Galatasaray'a kilit vurması çok zor olmadı. Buna rağmen maçı 1-0 Kasımpaşa kaybetti. Kazanabilir miydi diye soracağım. Bana göre kazanabilirdi. Yok ya, Kasımpaşa kazanamaz. Niye biliyor musun abi? Çok etkili atakları söz konusu değildi. Bir tek sonda belki beraberlik şansları olurdu. Orada da bizim Ayhan sordu ya basın toplantısında. Evet. Selçuk Hoca oyuna girip o friki atabilirdi. Evet, güzel bir soruydu. Katılıyorum, yanımdaydı Ayhan da. Buradan kendisini de tebrik edelim. Fakat şöyle bir şey, yani Kasımpaşa işin defansif tarafını çok başarıyla uyguladı. Ama ofansif tarafında pek yoktu. O riski alamadılar. Neden? Durdurma. Çünkü Galatasaray'a karşı öyle açık oynadığın zaman, yani şu ekrandaki Diloboji Donk var ya. Diloboji ile Donk'u o 24 ve 26 numaralı oyuncuların yanına doğru getir bakalım, Galatasaray ne yapıyor seni? O zaman yani diyorsunuz skor 1-0 kalmaz, daha fazla olurdu diyorsunuz. Aynen öyle. Skor deyince hemen aklımıza kim geliyor? Icardi geliyor. Neden suskundu? O olabilir. Dediğim gibi çok iyi gömüldü. Onun bence de başarılı olduğu bir maç değildi. Çünkü onun başarısı sadece attığı golün getirdiği skor avantajı değil. O gol atınca tribün de gol atmış oluyor. O gol atınca tribün de aşkın olayımla beraber tribün de onu bir sarmalıyor. Olmadı. Forvetlerin her maç gol atacak diye bir kaidesi yok. Ama gene maç içerisinde etkili olduğu pozisyonlar söz konusu. Günay Güvenç'in güzel bir kurtarışlık yarıda maçı tuttu. Ama onun dışında özellikle Icardi'nin Galatasaray'la buluştuğu, golle buluştuğu her an, yani sanki o tribün değil, sosyal medya dahil olmak üzere bütün Galatasaray o çocuğa sarılıyorlar. Icardi Galatasaray taraftarı da Icardi'ye hayran. Boşuna değil bu hayranlık. Performansı ortada. İnşallah kiralık aşk, satılık aşka döner yani. Yani mülkünü alır diyorsun. Mülk aşkına döner yani. Arjantinli süperstar hakikaten skora katkısı anlamında gol sayısını ona çıkardı. 9 maçta 6 gol 4 asist yaptı. Bu sonuçta zaten baktığınız vakit diyorsunuz ki bir takım için en faydalı oyunculardan birisi diyorsunuz. Şimdi yani Zaniolo'nun bu transferinin elde edilebilecek gelirle Galatasaray'ı Icardi alabilir mi soruları haklı olarak herkesin aklında şu anda. Şimdi tabii Zaniolo dediğinizde girdi. İlk resmi maçında golünü attı. Tribünlerin büyük bir sevgisine mazhar oldu. Dünya medyası da İtalyan yıldızı bayağı bir taçlandırdı. Yani Neo'nun neredeyse en tepesine yazdı. Bu Zaniolo'nun İlk maçtaki katkısı bu kadar hissedilirken acaba diyorum Okan Hoca maç başlangıcında Mata'yı değil de Zaniolo'yla başlar mıydı? Abi zannetmiyorum. Orada bir orta saha oyuncusunun oynaması gerektiğini hoca düşündü. Bence de doğru düşündü. Çünkü
Kara Gümrüğü analiz ettiğiniz zaman ben Kara Gümrüğü Kasımpaşa'ya gittim. Evet. Kasımpaşa'nın ben İstanbul'un en iyi stadlarından biri olduğu için bence İstanbul'un en iyi stadlarından biri Kasımpaşa stadı. Ben çok maçına gidiyorum. Kara Gümrüğü çok etkili bir takım. Aman Kasımpaşa çok etkili bir takım. Evet. Kaldı ya Kara Gümrüğü. Evet. Kasımpaşa çok etkili takım. Özellikle Okan Hoca orada daha orta saha, daha topa malik olup daha rakip yarı sahada oyunu kurma adına bir oyuncu düşünmüştür. O yüzden Zaniolo henüz o oyuncu değil. Zaniolo henüz Mata gibi ya da Mertens gibi o bağlantı oyuncusu değil. Kenara atsan da olur, 9'da oynar, 10'da oynar ama şimdi değil. Çünkü yaklaşık 4-5 ay resmi maç konusunda çok böyle yüksek performansı olmayan, sakatlıklardan çıkan, Galatasaray'a geldikten sonra da hazırlık maçlarında oynayan ilk defa resmi maça çıkan bir adamı 11'de yer vermemesi. Ya o kadar önce bu iş çok iyi biliyor ya. Yani bunun sebebi de takdir edersiniz siz o zaman tabii çok önemli gazetecilik pozisyondaydınız. Biz daha yeni, biz daha 5-6 yıllık gazeteciydik. Evet, yaşımız Okan ortaya Hoca, çıkıyor ama. Okan Hoca Inter'de çok iş yaptı. Evet. Inter'de oyuncu olarak çok iş yaptı. Çok evet. iş yaptı. Ne yaptı? Goller, asistler mi? Hayır. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük belki de 3 Inter'inden birinde 2 sene baya oynadı. Doğru söylüyorsun. O başka bir şey çünkü. Peki yani oradaki... Inter demişken, İtalya'ya uzanmışken Okan Hoca ile ilgili duyumlar alıyoruz. İşte sezon sonunda Milan'dan iki Milan'dan biri gibi söyleniyor ama. Yani sezon sonu için inşallah, sezon sonu için inşallah demem de 2 ila 4 sene sonra inşallah gider derim. Çünkü Okan Hoca senin abi küçüğün, bizim arkadaşımız, bizim jenerasyonumuzun hem oyuncusu hem dostumuz. Çok fazla şey hak ediyor. Çünkü Allah onu bir imtihanla sınadı. Bir evladıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı geçirdi. Oralardan şükür geçti gitti. Zaten kafası hep futbol ilerlemiş. Şimdi daha sonrasında bir şükür babında gene evladıyla beraber o Galatasaray'ı alıp sırtlıyor, yüklüyor. Şimdi bize biraz lazım o. Bir iki sene lazım. Ama ondan sonra ben de görmek istemiyorum. Son soruyu ben sordum biliyorsunuz. Dedim ki Şampiyonlar Ligi için bugünden bir hazırlığınız var mı? Cevap da netti yani orada. Ben 200 sene sonra Okan Hoca'yı Galatasaray'da istemiyorum. İstemiyorum diyorsun. Ne güzel cümle değil mi? Çıkarttılar bunu. Galatasaray'da istemiyor. Evet 200 sene sonra istemiyorum Okan Hoca'yı. Evet. Emre Belözoğlu'nda Başakşehir'de istemiyorum 200 Tabii sene ki. Sonra. Tabii ki gitsinler. Dünya abi. Futbol pazarının içerisinde, piyasasının Aynen içerisinde öyle. Bu ülkeye değer üretsinler. Aynen öyle. Ve kendilerinden sonra gelecek oyuncular veya teknik adamlar için de lokomotif görevi görsünler. Onlar bizim de dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Onlarla daha çok göneniyoruz, daha çok gururlanıyoruz. Umarım önümüzdeki 5 senede inşallah Arda da topa girer. Belki Arda için biraz 10 sene belki ama Emre, Okan, Arda, Burak, Selçuk, Topal bunların hepsi umarım ilerle 5 ila 10 senede bizi Avrupa'da futbolcu oldukları gibi hoca olarak da temsil ederler. İnşallah diyelim bu güzel temenninize. Bir Raşika ile devam mı yoksa tamam Abi mı? Abi bende koşmuyor ya bilmiyorum. O çocukla ben bir türlü şey bulamadım. Herhalde arkadaşlarımızın ve sosyal medyanın çocukla ilgili büyük bir sempatisi Kosovalı olması. Evet. Yani yakın bizden gibi falan. Ben mesela tamam bir tane golün asistini yaptı. Galatasaray'ın tek golün asistini kabul de. Ben Raşista'nın oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın oyununu değiştirdiğini henüz böyle çok göremedim. Bir Başakşehir maçı var galiba. Biraz Yok, da Beşiktaş maçında da hakikaten iyi oynadı. Ama Başakşehir maçında seni de koysak abi bir son Yok vuruşta ya, gol atardın yani. Yok ya benden geçti artık o kadar da değil yani. Eskiden olsa tamam da. Şey değil yani Raşista benim için o kadar ve elzem bir oyuncu değil. Ben Galatasaray'ın 11 oyuncusu hele hele Zaniolo geldikten sonra falan. Yani Kerem bu kadar takıma katkılı oynadıktan sonra falan ben de Raşit'si ilk 11 oyuncusu değil. Ha ben yanılıyorumdur belki ayrı konu ama ilk 11 oyuncusu değil bende. Anlaşıldı diyorsunuz ki tercihimi Kerem'den yana kullanırım diyorsunuz. Haklısınız. Kerem, Zaniolo hep sol. Peki savunmada Abdülkerim'i nasıl buluyorsun? Nelson cezalı duruma düştü. Hani bu para yetmezdi. Hani sen bu para yetmezsin dediler ya Abdülkerim'e. Telefon konuşuyorum sen bu para yetmezsin. Evet. Utandırdı yani. Sen bu para yetmezsin Abdülkerim. Onda da Abdülkerim bardakçı değil. Sen bu para yetmezsin Abdülkerim bardakçı. Biz bugün Futbol Arena YouTube kanalı için İlhan Palut Hoca ile bir röportaj yaptık. Elbette ki abartarak sordum. Evet. Yani Rafael Varan mı, Abdülkerim Bardakçı mı şeklinde abartarak sordum. O da zaten sorunun nereye gittiğini anladı. İspanya liginde yaptığı işler Varan'ın neyse Türkiye'de Abdülkerim'in yaptığı işler de odur dedi. Demek ki ben o övgüyü boşuna yazmamışım. Teşekkür ediyorum. Aynı fikirdeyiz. Birimiz bu masada fazlayız. Aynı fikirde iki insan varsa birisi fazladır. Ben misafirim abi. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Evet, şimdi tabii Okan Hoca maçtan sonra bir değerlendirme yaptı. Sevgili yönetmenimiz Orkun Bey'den rica edelim. Okan Buruk Hoca'nın Kasımpaşa maçından sonra, 1-0 biten Kasımpaşa maçından sonraki görüşlerini ekrana getirirse birlikte izleriz. Bizim için aslında uzun bir ara sonrası bu maç. Biraz zor oldu. Yani fiziksel olarak ve oyun hızlı olarak
bugün zorlandığımız maçın değerler oldu. Bir yandan da rakibimizin tabii ki 11 kişiyle beklemesi, topun arkasına geçmesi, bizim de oyun hızımızın yavaşlığıyla pozisyon üretmede biraz zorlandık. Bugün belki oyunun içerisinde ofansif olarak üretkenliğimizin daha önceki maçlara daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Bunda da özellikle verdiğimiz aranın, oyuncuların tekrar maç performansını yakalamasının neden olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuç olarak bizim için önemli bir 3 puan. Playoff içinde tabii ki yani Jorge Jesus'un ağzından duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Ona net bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş Kulübü'nün böyle bir görüşü oldu. Tabii ki bunu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Ama belki önümüzdeki sene lig sistemi için playoff burada belki Türkiye Futbol Federasyonu bunu düşünebilir. Bu görüşlere de saygı duyuyoruz tabii ki. Önümüzdeki sene için belki bu evet sevgili Mehmet Ayan, Okan Hoca'yı dinledik. Orada söylediği şey şu, aradan sonra bir düşüş yaşandı, kötü oyunu ona bağlıyorum gibi bir değerlendirmesi oldu. Katılıyor musunuz? Abi resmi maç oynamak bambaşka bir şeydir ya. Evet. Yani bence oyuncuların, şimdi Konya maçı çok önemli. 6. günde Konya maçı oynayacak Galatasaray, tırnak içinde olarak söylüyorum Galatasaraylılar için. Umarım o Konya maçında bu kötü maçın izleri olmaz. Çünkü her ne kadar kağıt üzerine 9 puan gibi görülse de, ya futbol evet, öyle bir oyun ki, Galatasaray 9 puan ve bir maç fazlasıyla önde giriyor. Cuma akşamı kazandı 12. Fenerbahçe Alanya'yla beraber kaldı 11. Selametle. Doğru söylüyorsun. İstatistikler var bu maçla ilgili. Tam tersi. Evet. Galatasaray Konyaspor'la berabere kaldı. Fark 10 puan oldu. Fenerbahçe bir maç eksik. Alanya'yı yendi. 7 oldu yani 4 oldu. Çok doğru. Şimdi öyle bir Orkun iki şey isteyelim. Öyle bir şey ki iş ki abi bu. Doğru. Öyle bir iş ki geçen gün sevgili Fırat Erdoğan'ın yorumu da vardı. Yani Galatasaray çok rahat değil. Galatasaray da bence Okan Hoca benim soruya orada cevap verdi. Dedi ki dün dedi Fenerbahçe öndeydi. Biz evet, geçtik. Aynen. Yarın onlar bizi geçebilir dedi. Yani, henüz her şey garanti değil. Bu çolak ligde, ben bu ligin çolaklığı tabii depremin getirdiği bir şey de var eyvallah ama bir de oynanmıyor abi ligde problem var. Yani aynen, deprem arası verdik, Dünya Kupası arası verdik. Depremi tabii vereceğiz ayrı konu. Onu tartışmıyorum da şeyden söz ediyorum abi. Şimdi milli takım arası var. Ya. Ama Nisan ayında da böyle maç var. Yani muhtemelen 1 Nisan ile abi 28 Mayıs değil mi ligin son evet, haftası? 28 Mayıs arasındaki toplamda 7-8 haftada civil civil bir sürü maç izleyeceğiz. Evet yani yoğun bir maç takvimi olacak. Tabii bu değerlendirmelerin hepsi birbirinden kıymetli. Bir de biz kurum içerisinde Türkiye Gazetesi Spor Müdürü sevgili Ercan Yıldız'a Galatasaray'ı sorduk. Bakalım neler anlatmış. Onu izleyelim ve devam edeceğiz. Galatasaray'ın başarısının bütün sırrı alamet-i farikası dedikleri tamamen kadro kalitesinin Süper Lig'in en zirvesinde oluşu. Yani Süper Lig kalitesinin hepsini bütün takımları toplayın. Onun çok kat be kat üzerinde bir kadro kalitesine sahip Galatasaray. Başarının ana sebebi bu. Yani ben Okan Buruk'un bu başarıda payının yani belki çok abes gelecek ama %10'un üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Burada önemli olan bu kadro kalitesinin yüksekliğini sağlayan yönetimin sağladığı finansman, oyuncuların özellikle kaliteli oyuncuların bizim de aldığımız duyumlar var. Mertens'in mesela Florya'ya hakim olması, neredeyse bir kaptan gibi futbolcuların dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenmesi, saha içerisinde liderlik etmesi, ki mesela son Kasımpaşa maçında Mertens'in olmadığı Galatasaray'ın ne hale düştüğünü gördük. Eğer Zaniolo olmasa Galatasaray çok net bir puan kaybı yaşayacaktı. Yani bunun başka bir izahı olamaz. O yüzden hani şampiyonluk olacaksa ki bence olacak gibi görünüyor Galatasaray adına. Çok büyük bir sürpriz yaşanmaz. 11 tane maçı kaldı. Bunların içerisinde en son Fenerbahçe'yle oynayacak kendi sahasında maç da var. Bu 11 maçta illaki bir iki puan kaybı yaşanacaktır, beraberlikler, belki mağlubiyetler yaşanacaktır ama %95 ihtimalle ben Galatasaray'ı şampiyon olarak görüyorum artık. Yalnız dediğim gibi ben bu şampiyonluğu Okan Burak'a yazamam, yani onu net söyleyebilirim. Bence yönetimin bu konuda büyük bir başarısı var ve sağ içerisindeki gerçekten kaliteli hem karakter anlamında düzgün oyuncuların
bu başarıyı getireceğine inanıyorum. Sevgili Mehmet Ayan, yani Ercan Yıldız'ı dinledin. Diyor ki Zaniolo'nun golü olmamış olsaydı Galatasaray burada puan kaybı yaşardı. Bu sezon %95 Galatasaray şampiyon olur ama ben bu şampiyonluğu Okan Buruk Hoca'ya yazamam diyor. Nedir değerlendirmeniz? UEFA Kupası'nı Ercan Faruk Başkan'a mı yazmış? Faruk Süren'e mi yazmış? Öyleyse evet. Tamam ya, yani UEFA Kupası'nı Galatasaray'a getiren Faruk Süren diyorsa önerme tutarız. Kabul ederim diyorsunuz. Ama şeydir tabii, görüştür, değerlendirmesine de saygı duyuyoruz. Ama dediğiniz gibi belki öyle diyecek. Okan Hoca'nın yani balık ya baştan pişer ya baştan kokar esprisinden hareketle belki böyle düşünmüş. Ercan olacak. Yanımda olsa şeyi sorardım. Şamil İkinci'yi tanıyor musun derdim. O da muhtemelen hemen cevap veremezdi. Bir set sonra cevap verirdi. Trabzonspor'un efsanelerinden biri de diyebilirdi başkan olarak. Peki Şamil İkinci Trabzonspor'un 76-77 evet. Şampiyonluğu almış mıdır? Tabii. Kim almıştır? Yani. Ahmet Hoca almıştır. Ahmet Hoca var. Arkasından Özkan Sümer Hoca var. 4-2 onlar. 4 evet. Özkan Hoca, 2 evet. 4 evet. Ahmet Hoca, 2 Özkan Hoca evet. Değil mi? Evet, öyle. O yüzden yani dünyada ve Türkiye'de o başkanlara yazmaz. O direkt hocaya yazar. Hocaya yazar diyorsun. Peki bu da bir görüştür sevgili Ercan. Mehmet Ayan'ı buradan dinlediniz. Ümit ederim bu... Ercan canlı yayında cevap hakkı kullansın. Bu debate, tartışma yarın da devam eder diye ümit ediyoruz. Evet, tabii Galatasaray'la ilgili bir istatistik var. Onu da görelim. Ondan sonra Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ile ilgili bir bölüm var. Orada da farklı bir değerlendirmemiz olacak ama onu biraz erteleyeceğiz. Şimdi istatistiği rica edelim. Evet, bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü oyunu eleştirdiniz. Şu istatistik sizin eleştirdiğiniz oyunla örtüşüyor mu? Biraz daha büyütebilir miyiz? Toplu oynamaya geçelim. Evet. İkili mücadelede Galatasaray'ın geride olduğunu görüyoruz. Doğru. Neye bağlıyorsun mesela? İkili mücadelede rakip takımın Galatasaray'ı çok doğru yerlerde, doğru zamanlarda alan daraltmış olması, forechecking uygulaması. Tabii. Aynen öyle. Aynen, evet, aynen. Pres gücünün yüksekliği. Aynen. Aynen. Evet. Hava topu mücadelesi Galatasaray %53 hava topu kazanmış. Kasımpaşa demek ki ayağını aldı mı şişirmiş abi. Evet. Öyle. 18 pas arası Kasımpaşa yapmış. Demek ki Galatasaray doğru yerlere topu atamamış. Yine evet. İyi oynamadığının bir göstergesi. Offside'ları geç. 7 korner. 7 korner atıyorsun, verimli bir şey elde et. Evet. Bu arada Kasımpaşa'nın bundan sonraki kornerleri için Selçuk Hoca 2 maçtır onu kullanamıyor. Çünkü 2 tane zorlu rakip diyor. Evet. Antalya Galatasaray. Dileboci'ye dikkat. Dileboci'dan evet. Gol asist üretimi çıkabilir. O yüzden yani bu sayfa bizi doğruluyor. Ben toplanıma evet. Hiç bakmam yani istiyorsa evet. %80. Tabii burada bir şey daha doğrulanıyor. Yani Kasımpaşa yapması gereken hücum zenginliğini üretememiş. Tablo bunu gösteriyor. Selçuk Hoca'ya Galatasaray'la oynamadan bir puan versen kabul etmeyecek miydi? Ama Selçuk Hoca kazanmak için geldim ben buraya dedi. Ya onu geçelim yani. Öyle mi dedi? Elinde bir öyle puan olsa alırdı. Evet, Galatasaray'ın bu istatistiğini de aldıktan sonra diyoruz ki biraz da Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş Başakşehir'le oynadı bildiğiniz gibi ve 2-0 net bir skorla kazandı. Orada baktığımızda Kartal yeniden uçuşa geçti diyebiliriz. Bir Beşiktaş Kasımpaşa Başakşehir maçının bir tablosunu görebilir miyiz? Evet, dizilişi rica edelim. Çünkü golleri Abubakar ve Salih atmıştı. Masuako attı. Evet. Şöyle bir bakarsanız Sayın Mehmet Ayhan. Emre Hoca'dan okumak lazım. Çünkü çok net bir şekilde aklı fikri bence çarşamba akşamki Gent maçında. Dolayısıyla burada aralarında aralarında Sabek, Ömer, işte ileride Okaka gibi oyuncuların bulunduğu, belki Mahmut gibi oyuncuların bulunduğu bir rotasyona gittiği kesin. Oyuna Berkay Can Özcan'la da başlamadı. Dolayısıyla 3-4 tane temel oyuncusunu oyuna sürmedi. Aklı bence haklı olarak iyi de iyi ki de öyle. Avrupa'da. Beşiktaş kağıt üzerinde daha sıkı bir kadroyla maça çıkmıştı. Ya yine depremden örnek verelim. Yani var ya işte imar, inşa, ihya diye evet. Yetkililerimiz ifade ediyor. Bence Beşiktaş şu anda imar aşamasını geçmek üzere, inşa aşamasına evet. Gelmek üzere. Artık o ihya olur mu bilmiyorum. Çünkü imar aşamasında tapuları aldı. Oyuncuların evet. Tapularını aldı. İnşa aşamasında iş Şenol Hoca'da ve bence Mert ve Amir Aziz Ahmedoviç de o işi iyi yaptı.
İyi yaptı. Doğru bir transfer politikası. Doğru transfer. Bakalım takım ihya olacak mı? Ben Şenol Hoca ile ilgili takıma geldiği gün ilk yaptığı işin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O da kaleci Mert'i kaleye koymak. Evet. Ersin bizim çocuğumuz. Çok kıymetli bir oyuncu. Hakeza Emre vardı. O da görevini yaptı ama geldi Ümraniye maçında selamun aleyküm koydu. Başladı onunla. Ümraniye aklını kalıkadaki. Ümraniye 1, Kayseri, Konya, Ankara Gücü. Bir seri yakaladı. Kasımpaşa yani 3, Konya 6. Beşiktaş'ın kazandığı dün akşam beraber 7 maçın hepsinde Mert'in kritik kurtarışları var. Konya'da 6, 4 maçta 3, Ümraniye'de 1, dün akşam 2 tane kritik kurtarışı var. Sözü Mert'e getirmişken, konuşsun açıklayacağım milli takımda Mert Günok olacak mı olmayacak mı tartışmaları da başladı. Olması lazım diye düşünüyorum. Yani. Tamam var yani Uğurcan var, Altay var yani ama Mert Günok da olmalı anda, orada yani. Mert şu anda yani milli takıma Mert'in alınma... Hak etti diye düşünüyorum. Mert'in yani milli takıma alınma ihtimali yok. İhtimal değil o yani. Evet. İhtimal dersek ayıp ederiz Mert'e. Alınacak ve bence oynamalı. Gerçi Mert'in kendisi de takdir hocanın diyor da ama hak ettiğini siz de ben de söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın Şenol Hoca geldikten sonra 7 tane kazanmış maçından bahsediyorum. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mert ne kadar az top kurtarırsa Beşiktaş o kadar. Yani biz her Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsünde, pardon galibiyet öyküsünde Mert'i okuyacaksak o takım bir yerde patlar. Ama yavaş yavaş artık takım i̇şte, oyununa doğru gidiyor. Orada ofansif gücünün Amir, zenginliği ortaya çıkıyor. Amir şeyi koydu, seti koydu. Evet. Yine bugün İlhan Hoca'dan örnek vereyim. İlhan Hoca Beşiktaş'ta kulaklar izledim. Kulaklar içindesin diyelim. İlhan Palut Hoca'ya selam olsun. Evet. İlhan Hoca'nın vermiş olduğu bize röportajda Amir'i ben daha da ön tarafa oynayacak yani defansif özelliklerinin dışında ofans özelliklerinin öne çıkartacak bir oyuncum olarak biliyorum dedi. Ama Şenol Hoca ondan şu anda istediğini alıyor. Tayyip Talha sakatlandı. Evet. Bence sezonun oyuncularından bir tanesi şu ana kadar. Evet. Çok kıymetli iş yapıyor. Tayyip Talha ile sakatlığı Allah'tan iyi şey değilmiş, çok büyük değilmiş. Tayyip Talha yanında kim varsa artık iki yabancı stoperden biri. Önünde Amir'le, kaleci Mert'le o dörtlü güzel bloğu. Yani Emre Okan, Suat, Popescu, Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu dönem diyorsunuz. Evet. Şeyi kaleci Tafarel'e en azından o bloğu oluşturmuş vaziyetteler yani. O çok kıymetli bir şey bence. Ay, bu da takım mühendisliğine giriyor. Oyuncuları kazanmanıza işte bağlıyor. İşte Abu Bakar geldiğinde düşünürseniz inşa, bu kadar iyi değildi. İnşa ama sürecisinde şimdi inşayı yaptın, ihya olacak mısın ama? Yani imar tamam, tapular alındı. İnşayı başlattın, sırada ihya var. O zaman şöyle sorayım. Yani madem ki buradan bir vasıflandırma yaptınız. Yenileri nasıl buldunuz? Yeni Beşiktaş'ta çok eski yeni var ya. Abu Bakar eski yeni, Cenk eski yeni. Evet. Getson Fernandez bile eski yeni sayılır. Evet. Ben o stoperde böyle bir yerinde boncuk bulmadım. Bilmiyorum. Yani. O stoper, ama zamanla göreceğiz. Efsane diye bir stoper değil. Bence Saiz hem deneyimi hem umur görmesi yani Dünya Kupası'nda yarı final oynayan bir adam. Türkiye'ye öyle her gün gelmiyor Dünya Kupası'ya falan. Evet. Ben gerçi takım işte sorunları var ama keşke sayısı devam etse. Tayyip Talha başımın üzerinde. Masuaku sol bek. Onur. Onur bize ne dedi biliyor musun? Veya da Şenol Hoca Onur üzerinden bize ne dedi biliyor musun? Gelecek sene ben Gezal'ı gerekirse 10 numarada oynatırım. Onur'u arkaya atarım, öne atarım. Arkaya da bu Rozi'ye biraz adam olursa ben bunu biraz eğitirsem. Evet. Bak 75'ten sonra Şenol Hoca onu yaptı. Evet ya denedi ya ve Rozier'inden vazgeçmediği belki de. Bu öyle de bakılabilir. Ya yani sen ona daha bilirsin abi. Hocalarla çok daha yakın bir insansın bizden. Ya bazen oynatarak bazen oynatmayarak kazanırsın. Şenol Hoca oynatmadı şimdi oynattı. Rozier iyi performans gösterdiği her an Beşiktaş'ın sağ bekidir. Bu Onur kötü diye değil. Tam tersi Onur bana gelsin ki Onur'u ben her yerde kullanayım. Aynen Joker Onur'u gibi. Onur'u soluna at. Aynen Joker gibi. İşini yapar. Sol bek yapar. Sağ ön yapar. Ön libero orijinli zaten. Çok sıkışırsan stopere koy. Bu görüşe adım kadar eminim. Bugün bizim daimi program arkadaşımız var. Ömer Çetin Engin. Olmuş olsaydı burada bu görüşe aynen katılırdı diye düşünüyorum. Şenol Hoca o anlamda o işi çok yapabilecek. Futbolun doğrularını okuyoruz şu anda. Gayet güzel bir şey. Amir'i zaten konuşmaya gerek yok. Amir bence ligin en önemli orsal oyuncularından bir tanesi. Beşiktaş taraftarının bazılarında şey var. Ya hep Türkiye'den oyuncu aldık. Daha böyle popüler janjanlı ama sezon başında bu takıma Premier League takımı diyordunuz. O takım nerelere geldi? Şenol Hoca geldi gene Türkiye'den oyuncularla yükseltti, yüceltti. Salih büyük bir ihtimalle gelecek hafta ilk 11 oynamaz. Bu güzel konuşmaları isterseniz şeyle, istatistiklerle devam edelim. Salih konusunda da. Orkun, sevgili Orkun, istatistikleri alabilir miyiz bu maçla ilgili? Biraz büyütelim. Evet,
Şimdi sizden dinleyelim. Ve yani toplu oynamada Beşiktaş önde. O çok açık kıymet verdiğim bir şey değil. Evet. İkili mücadelede Beşiktaş önde. O 10 kişi evet, kaldığı için avantaj diye. 11-16. Hava topu Başakşehir'de şişirmiş. Gördüğün gibi abi. Ama normal Avrupa yorgunu olarak döndü. Pas arası da hakeza Beşiktaş önde. 3 kere Başakşehir offside'e düşmüş. Beşiktaş bir parça önde kurmuş. 10 tane Başakşehir korneri. Ben Başakşehir'in bu maçı gol atmadan tamamlamasını 10 kişiye rağmen bile çok anlayamadım. Bence gol atabilirdi. Neden atamadı? Çünkü takımın ileride adeta stoperi gibi, yani olumlu anlamda stoperi durduran değil. İleride topu alıp oyuna tutup, katan. Oyuna katan. Atağa dönüştüren. Hatta atağa dönüştüren Okaka'nın hoca tarafından önüne geç alındığını inanıyorum. Ama Emre Hoca'da bunu sorsak Emre Hoca diyecek ki ya işte Gent maçının hem bitişi var hem gelecek haftaki Gent maçı var. Oralarda hoca hep Gentli davrandı, yani hiç kentli davranmadı. Peki şöyle de olabilir mi acaba? Çünkü Emre Hoca maç sonrasında yaptığı açıklamada tribünlerin tepkisinden dert yandı. Yani acaba o da Emre Hoca'nın maça odaklanmasının stratejisini etkilemiş olabilir. Ben çok ona inanırım. Doğrudur. Emre Hoca değil, dünyada anasından doğmuş herhangi bir ferdi vahit o küfürlere veya herhangi bir küfre mazhar olamaz. Nokta. Hiçbir şekilde öyle bir küfrü kimse hak edemez. Emre Belözoğlu bugüne kadar kendisinin de kabul ettiği kariyerinde milyar tane hata yapmıştır. Yarın gene yapar. Başakşehir Gent maçında gene yapar. Ama hata ya da hatalar yapıyor diye. Peki o zaman ben Beşiktaş taraftarlara sorayım. Mesela bir konu açıldığı zaman sabah yayına mesajlar da geldi. Bana da çok geldi. Abi Orhan Ak'la beraber feribotta bize saldırdılar. Doğru, yapmamaları lazımdı. Peki sen sonra Orhan Ak'ı ne yaptın? Teknik direktör yaptın. Aldın, teknik direktör yaptın. Evet. Bu kadar basit. Nasıl bu kadar Orhan Ak ve Emre vebalı adamları niye aldın, Orhan'ı kulübeye koydun? Evet sevgili izleyenler, Mehmet Aya'nın da ifade ettiği gibi fair play mutlaka sporumuzun içerisinde olmazsa olmaz olmalı. Ve biz futbolu kültürüyle, heyecanıyla, coşkusuyla ve kardeşliğiyle sevmeliyiz. Dostluğuyla sevmeliyiz ki oyun daha da gelişsin. Emre Belezoğlu, Mehmet Aya'nın da ifade ettiği gibi bu ülkenin hakikaten uluslararası alanda yüz akı olan bir futbol figürü ve futbol fenomeni. Böyle birisine, annesine, eşine, bir de maçta iki kızının olduğu bir ortamda küfür etmek hiç yakışık alan bir durum değil. Bunu Beşiktaş dese, bir başka taraf kulübün taraftarı kim olursa olsun yaptığı için çok ayıp olmuştur. Bundan sonrasında en azından sahalarımızda güzelliklerin yaşanması adına, futbolun değerlerinin değer görmesi adına bu yanlışlardan artık kaçınalım. Lütfen fair play diyoruz. Bunu da böyle ifade edelim. Emre Belezoğlu'nu isterseniz burada bir dinleyelim. Bakalım bu olay onu nasıl etkilemiş. Benim bir gerginliğim yok. Yani benim bir gerginliğim yok Beşiktaş. Yok, ben orada benim kızlarım vardı. İki tane kızımı getirdi hanım ne yazık ki bu maça. Sağ olsun bizimkiler de, yöneticilerimiz de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar birazcık ne yazık ki bir 30-35 dakika bu küfürü dinlediler. Bir tane ellerinizin öper 8 yaşında bir kızım var. Bir tane de 5 yaşında bir kızım var. Amin. Herkesin çocuklarını Allah bağışlasın. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum, arkadaşım var. Bu değerlere sahip, hele özellikle daha bir ay önce ülkenin yüzyıllar sonra yaşadığı en büyük felaketi yaşamış bir ülkenin akabinde 35-40 dakika Emre Belözoğlu'na küfür ediyorsa o nasip işidir, haysiyette nasip işidir, insanlıkta nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben, yani ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum kimsenin. Ondan dolayı sadece kızlarımı hanımın götürmesini istedim. Ama canlı yayında da söyledim, bir tane annem var. Babamdan başka kimse elini tutmamış. Eşim var. Benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok bunu dile getiriyorlar da. Kendileri önce bir dönsünler, baksınlar kendilerine. Herkes ne kadar bu şereften, haysiyetten nasip almış bu ülkede. Ben fazlasıyla bundan nasiplendiğimi düşünüyorum. Kendilerini gidip aynalarına çek etsinler. Evlerine gittiklerinde de benim anneme bu rahatça hakaretler eden herkesin de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Hepsinin. Çok samimi şekilde benim adıma ellerinden öpmesini istiyorum. Çünkü anneler bu ülkede ya da bence insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsinin bana
anneme ettikleri, eşime ettikleri küfürden sonra annesi olan varsa gitsin ellerinden öpsün. Eşi varsa da gitsin eşini bir kere sarılsın. Söyleyebileceklerim. Emre Hoca'nın ne kadar etkilendiğini, ne kadar üzüldüğünü inanın ben de en az onun kadar üzülerek takip ettim. Eminim bu psikolojiyi siz de... Bak abi Emre'ye, futbolcu Emre'ye de Emre Hoca'ya da defalarca küfür edilmiştir. Hı-hı. Bak ben sana bir şey anlatayım. Buyurun. Çok kıymetli bir abim vardı. Hala da var da eskisi kadar %100 samimiydi. Şimdi de vermeye gerek yok. Medyadan da değil. Evet. Medyadan olsa adını rahat söylerdi. Evet. Mesela ben bazen param olmazdı. Babamdan para istemez gidip ondan isterdim. Yani istediğim para da abi 500 lira ver yarın vereyim falan. Hı. Bir gün bana kızmış bilmiyorum niye kızdı. Eşimle beraber gitmiştim bulunduğu yere. Elimi uzattım. Elini vermedi. 4 sene konuşmadı. Allah ben Allah. Konuşmadım. Gerekçesi? Bilmiyorum. 4 sene sonra anlattı. Şimdi hatırımda değil. Eşimin yanında elimi uzattım. Elini vermedi. 4 sene bende kaput. Şimdi bu çocuğa, çocukların çünkü Emre senin zaten ufaklığını bildiğin, bizim de gençliğimiz. Çok sevdiğim, çok bir değerli bir bu çocuğa, kardeşim. İki tane kızı ve eşinin yanında. Ya. Dakikalarca küfür ediyorsun. Bak eğer maça eşi ve iki kızı gelmese Emre bu kadar etkilenmez bu iş. Kesinlikle katılıyorum. Ve senin sözünü ettiğin gibi belki maç için alacağı kararlarda da kafa orada. Şimdi sen tabii sosyal medyada fazla yoksun. Biz evet. Buradan bazen yanlış bir yorum ya da hatalı bir şey söyleyince anında geri dönüyor. Küfür ediyorlar. Evet. Biz buradan gelen çoğu sanal yazılı küfre bile birebir değil yazılı küfre bile kimyamız bozulurken o çocuğa düşün yani. 25 bir de maç oynuyor var mı? 30 yıldır herkes evet. Küfür ediyor. Evet, evet. Onun hatası yok mu? Milyar tane var. Bak ben son olarak şeyi söyleyeyim. Benim Emre Belözoğlu'nu hiç tanımıyordum. Bir gün bir Başakşehir maçında Emre oyuncuydu. Evet. Yanıma Fatih Özcan'ın damadı Volkan Bahçekapalı düştü. O anlara gene Emre'ye küfür ettiler. Hangi maç hatırlamıyorum. Abi dedi bak halama küfür ediyorlar dedi. Ben bir şey oldum. Bozuldum yani bozuldum evet. Derken içim bir döndü. Evet. Ya Volkan dedim Emre de beni tanıştır dedim. Evet. Sonra biz röportaj falan ver. Ben o günden sonra Emre'yi tanır oldum. Evet. İnanılmaz sorumlu bir şey. Hele hele biz Türk'üz bu topraklarda ana, avrat, karı, kız yani bunlara en kutsal değerlerimiz ya. Dokunamazsın. Evet. Adam öldürür. Anadolu'da yani. Adam öldürürsün. Evet. Bu marifet olduğu için değil evet. Ama adam öldürürler bu evet. İçin. Evet. Yani o yüzden bazı yerleri sorunlu bu açıklamanın. Ona girmek hiç istemiyorum. Evet. Benim için sorunlu. Oraları geçelim. Ama o baştan aşağı küfre verdiği reaksiyon başımın tarzı. Bir de yani Beşiktaş taraftarı. Baba i̇şte. Hakkıların. Yani saray takımı dediğimiz bir kulübün taraftarları. Yakışır mı hiç ya böyle bir küfür? Abi maalesef istediğiniz işte kadar kızabilirsiniz. Ama renkten bağımsız olarak evet. Türkiye'de böyle bir benim çok üzüldüğüm bir konu bu. Ülkenin genelinde biz şükrederken küfreden bir toplum haline geldik. Ya o kadar güzel. Yani erozyonu o kadar net ifade ettiniz ki acınacak halimize gülüyoruz. Biz maalesef. Çünkü o dönemlere biz de yetiştik biraz ama sizler çok daha fazla bizim annemiz babamız çok daha fazla yetiştiler. Yani gerçekten ekmeği çok az bulduğu, yani çok kıt kanaat geçirilen dönemlerde biz şükreden bir toplumduk. Şimdi çok daha fazla şeyi buluyoruz. Evde kapının önünde iki evet. Araba var. Her şeye küfrediyoruz. Şükrederken küfreder evet. Hale evet. Gelmek hiç hoş değil. Evet. Evet, çok doğru söylüyorsun. Bu psikoloji, Emre Hoca'yı ve Başakşehir'i çarşamba günü oynanacak hemen olan... Hemen toplayacaksın. Hemen hiç buralara takılmayacaksın. Bitti tamam, dün akşam takıldın, yattın, uyudun, sabah antrenman, yarın basın toplantısı, çarşamba maç... Büyük hoca böyle olmuyor. Fatih Hoca'ya küfredilmedi mi vakti zamanında? Edildi ama bu şekilde değil. Yani Fatih Hoca da edildi. Başka hocalara evet, evet, reaksiyon evet, gösterildi. Evet. Hemen kafayı toplayacaksın. Yarın basın toplantısında Emre Hoca'nın surat ifadesi zaten bize bir bırakmış olması lazım oraları. Bence geride. De bırakmalı. Çünkü artık Anadolu maçı. Bak Türkiye'de bir maç olsa ama evet. Türkiye'de bir maç olsa, bir Anadolu takım maçı olsa, kupa maçı olsa bir şey mi? Ama Avrupa maçı döndür. Peki bu Avrupa maçında tur atlar mı Başakşehir? Abi ilk maç çok zorlandılar. Evet. Ama... İlk maç ciddi zorlandılar. Rövanş? Rövanşı valla Gent takımını çok iyi takip ettiğimden değil ama ilk maçlardaki arızaları verirse Medipol Başakşehir Futbol Kulübü zorlanır. Ha geçer mi? Emre Hoca'nın bütün konsantrasyonu ve bütün oyuncuların konsantrasyonu orada olmak zorunda. Bir de Emre Hoca maç sonunda da birkaç maçta daha yaptı. Dün akşam da onu yaptı. Bazen futbolcuları adresliyor, o olmuyor. Evet. O katılıyorum. Diyorsun ki öz eleştiri yap. Yani otokritik yap. Mesela birkaç ama, maç sezonun ilk yarısında birkaç maç bayağı 3-4 evet. Maç arka arkaya kötü sonuçlarda bir kere şey çok
ben de radyoda 17 yıldır genelde yönetmenliği yaptığım için ben de yaparım bazen. Kabahat benimdir falan. Kabahat benim değil, kabahat senin demek istiyorum aslında. Evet. Şimdi Amerikalıların çok sevdiğim bir sözü vardır. Derler ki suç samur kürk olsa kimse üzerine giymez. Ama liderlik, teknik adamlık, koçluk o sorumluluğu alabilecek yetiyi gösterir. Sünger gibi olursunuz. Dersiniz ki bu benim kabahatim arkadaşlar. Ama Emre Hoca'nın vücut dili onu söylemiyor ama. Evet, söylemiyor yani. Burada belki de aslında çok net ifade etmeseniz de bir diyorsunuz ki liderde olması gereken özellik bu diyorsunuz. Öğrenir ama işte. Bir maç kaybediliyorsa senin onda payın futbolcundan fazla diyorsunuz. Niye? Maç stratejisi. Çünkü taktik, az önce oyuncu planlaması. Ercan'ın dediği gibi yani. Rakip analizi. Ercan'a göre de az önce haklı olarak tutarlı bir şekilde Emre Hoca kabahati değil. Tabii burada Ercan Yıldız kulakların çınlasın. Güzel gidiyor yani. Evet, peki Beşiktaş'a döndüğümüzde diyeceksin ki geçtik de. Beşiktaş'ta bundan sonra ne değişir? Ne değişmeli sence? Abi gelecek senenin her türlü. Çünkü Beşiktaş şu anda yapması gereken ilk dördü bulmak. Kupa yok. Avrupa'da yoksun. Eğilebilirim deyimle bir challenge'ın yok. O zaman ilk dördü bulacaksın. Ve Beşiktaş bunlardan daha evvel, daha ötede şunu yapan takım haline gelecek. İlk dördün sıralamasını Beşiktaş tespit edebilir. Evet. Galatasaray şampiyonlukta eder. Fenerbahçe ikincilikte eder. Ligin sırasını değişti falan demek istiyorum ama. Anladım. İlk dörtte Galatasaray'la anahtar takım diyorsun. Fenerbahçe ile dışarıda oynayacak. Evet. İlk dörtün anahtar takımı Beşiktaş olur bundan sonra. Şenol Hoca dediğim gibi bu imar, inşa ve ihya çalışmaları nereye götürür bilmiyorum. Ama iyi yerlere götürdüğü her gün mesela İstanbul Spor maçı şu anda İstanbul Spor gerçi 3-0 önünde ama. Evet. İstanbul Spor maçını kazandığı takdirde içeride Beşiktaş o üçüncülük için yaptığı mücadeleyi de perçinleyecektir bana göre. Şimdi o zaman sözü Şenol Hoca'ya bırakalım sevgili Orkun. Bakalım Şenol Hoca Başakşehir Beşiktaş maçından sonra 2-0 kazandıkları maçtan sonra neler söylemiş onu izleyelim ve devam edelim. Bugün de tabii o Avrupa'daki maçın arasında kaldığı için bu maçta bazı oyuncular değişiklik yapmak zorunda kaldı. Kolay değil tabii. Biz de ekibin yorulabileceğini düşünüyorduk ama fiziksel olarak baktığımız zaman koşu temposu, mesafesi olarak Türkiye liglerinde en başta olan bir takım Başakşehir normalde. Dolayısıyla 10 kişi de kalsın, 11 de olsa koşabilen bir takım. Aynı zamanda da topa sahip olan takım. %58'de o da en üst seviyede. Oyuncuların kazanma isteği iyiydi. Sadece topu iyi kullanmak ve oyunu yönetme eksikliği vardı. Eksiklerimiz buydu ama artılarımız fazlaydı. Bugün 3 puan önemliydi. Çünkü rakip bize ters gelen bir takımdı Beşiktaş olarak baktığınızda. Pek kazanma oranımız yok gibi neredeyse düşüktü. Kritik bir maçtı. Mutluyuz. Oyunculara tebrik ediyorum. Diğer taraftan bu konuşulan konuda bizim dışımızdaki konuşuluyor. Dün de öyle söylendi. Sanki biz istiyormuş gibi biz istemiyoruz. Ben bu konuyla ilgili fikrimi söyledim. Nedense ben söylediklerin dışında benim veya başkanı veya Beşiktaş camiasının söylediklerinin dışına kayıyorlar. Biz bu tip kararları federasyonun alacağını, federasyon da alınca bu birimleri olduğunu, bu kulüpler birliği, oyuncular, antrenör olabilir, medya olabilir, Türk futbolunu ilgilendiren herkes olabilir. Bu playoff olur, başka bir şey olur. Mümkün olduğunca ortak akıllı, ortak düşünceyle alın. Bunu söylemeye çalıştık. Ve bu genellikle sezon başında alınır. Biz bir şey talep etmiyoruz. Kimseden de bir şey beklemiyoruz. Öyle bir şey. Ama sorulduğu zaman, siz de sordunuz, onu da söylüyorum. Biz talep etmiyoruz. Bu talep etti diye gösterip bundan rahatsız olanlar, rahatsız olmasınlar. Herkes işine baksın. Bizim işimiz de sahada. Hangisi doğrudur? Geliriz bir ara, tartışırız. Ben fikirlerimle ikna edebileceğimi düşünüyorum ama ikna etsem de federasyon bir karar almışsa diyecek bir şeyim yok. Evet sevgili Mehmet Ayan'la program gerçekten dolu dolu ve keyifle geçiyor. Çünkü futbolun, sporun içerisinden gelen ve perde arkası hikayeleri de gayet yani her gün program yapan bir kişi olarak bize gerçekten değerli görüşler aksettiriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız diyorum. İnşallah daha sonraki programlarda da yeniden birlikte oluruz. Şenol Güneş'i dinlediniz. Şenol Hoca'nın açıklamalarından nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Şenol Hoca aslında Okan Hoca'ya haklı olarak gönderme yapıyor. Çünkü Okan Hoca orada yanlış bir ifade kullandı. Beşiktaş playoff istiyor de Beşiktaş playoff istediğine dair ne yazılı ne sözlü ne resmi hiçbir şey yapmadı. Yani bence orada Şenol Hoca haklı yani biz istemiyoruz ki dedi playoff diye bir şey gündemimizde yok dedi. Bence Okan Hoca orada şeyi kaçırdı. Yani playoff lafıyla diğer o eksik puan meselesini aynı potaya koydu. Ayıralım. Beşiktaş'ın eksik puan konusunda itirazı var. Evet doğru. Nokta.
Öteki tarafta Beşiktaş'ın playoff konusunda herhangi bir ne isteği var ne de başka bir arzusu var. O yüzden orada onu ayıralım bence. Peki o zaman eksik puan konusunda bir tartışalım, masaya yatıralım. Yani deprem... O benim programda çıktı zaten biliyorsun. Evet biliyorum biliyorum. Ondan dolayı sana soruyorum zaten. Yani deprem olağanüstü bir hal. Dolayısıyla yola çıkmışsın, bir yerde kaza yapmışsın. Yani yola çıkmadan önce yaptığının hatıraları yok mu sayacaksın? Ya da puanları yok mu sayacaksın oynadığın maçların puanlarını? Doğrusu ne olmalıydı sizce? Valla ben o gün Ahmet Nurçebi başkana da, Dursun Özbek başkana da aynı soruyu sordum. Bir gün önce Kulüpler Birliği vardı. Evet. Ne konuştunuz diye her ikisine de sordum. Hı hı. Dursun Başkan öyle şeyler söyledi ki aklımda kalmadı. Ahmet Bey öyle şeyler söyledi ki Türkiye hala tartışıyor. Yani, orada bana şey diyebilirdi yani. Ya bugünün konusu değil. Bu Kulüpler Birliği Vakfı'nda biz bir iki tane konuyu konuştuk deyip geçebilirdi. Ama Ahmet Bey anlattıkça anlattı. Sonra da ben kabahatli olup soru üzerine. Bak soru aynı. Evet. Dursun abiye de dedim. Dursun abiye de Ahmet Bey de dün Kulüpler Birliği Vakfı'nda ne oldu dedim. Ha benim görüşümle Ahmet Bey'in zamanlama olarak ki kendisi de kabul etti zaten. Belki hatalı olarak bir zaman çıkışı söz konusu olur ama onun dışında, onun ötesinde abi... Beşiktaş'ın haklı olduğu yerler var mı sorusunu kamuoyu hep beraber soruyor. Federasyon belki çok acele etti. Biraz daha nefes almalıydı. Siz olsaydınız nasıl bir uygulamaya giderdiniz diye soruyorum. Bir araya gidelim. Ondan sonra bu sorunun cevabını sizden istirham edeceğim. Şimdi ara. Çok keyifli bir program akışı oluyor ve çok mutlu oluyorum. Bir kere daha Mehmet Ayan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a geldi gündem. Malum fırtınalar yaşandı. Bunlar niye yaşandı diye hep soruyoruz birbirimize. Ahmet Ağoğlu istifa etti. Şimdi duyuyoruz ki tekrar aday olacak. Ertuğrul Doğan Beyefendi as başkanıydı. O da ayrı bir liste yapıyor ve aday ve kuvvetli aday diye bakılıyor. Sizin duyumlarınız nedir? Abi genelden başlayalım. Fatih Terim 4 yıl Galatasaray'ı şampiyon yaptı. UEFA Kupası aldı. 2000-2001 sezonunda çıkabildi mi? Çıkamadı. Neden? Neden? Başarıyı hazmedemiyoruz mu Hayır, acaba? Hayır, paylaşamıyoruz. Paylaşamıyoruz. Çok İki, güzel. Sergen Hoca o takımla yani şampiyonluk beklenmeyen bir takımla 2020-21 sezonunda şampiyon oldu. Ne oldu? Aynı sonuç. Kimle? Yönetimle. Evet. 2021-22 sezonunda Abdullah Hoca şampiyon oldu. Başarı paylaşılamadı. Evet. Mustafa Denizli... Fenerbahçe'yi şampiyon ve ilk Türk teknik direktörü 2000-2001 sezonunda şampiyon oldu. Ertesi hafta 9. hafta, 15. hafta Diyarbakır'da kovuldu. Evet. Ersun Yanal sezona başlayamadı. Burada bir nefes alabilir miyiz? Alırız abi. Balla kesiyorum. Niye? Çünkü bu konuyu Sadık abiye sordum. Sadık Söz Sultan abiye. Bakalım neler anlattı. Usta ne demiş bakalım. Ustanın yorumu hakikaten çok kıymetli. Orkun, Sadık abinin görüşünü aktarabilir misin? Uzun yıllar Türk sporunu gözlemiş birisi olarak stetoskopumla tespit ettiğim bir hastalık var. Başarı hazımsızlığı. Türk futbolunun geldiği en yüksek nokta dünya üçüncülüğü sonrasında Haluk Ulusoy ve Şenol Güneş'in tutuştuğu kavga ve istifa ardından. Galatasaray'ın en parlak dönemi 4 yıl üstte şampiyonluk ve kavga ve istifa Faruk Sülen ile Fatih Terim arasında. Fenerbahçe'de yine bir rekor şampiyonluğun sonrasında Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli tartışması, kim şampiyon yaptı. Diğer sporculardan örnekler verebilirsiniz. En parlak kariyerli bir sporcumuz Nurcan Taylan, ilk olimpiyat, kadın olimpiyat şampiyonu mahkemelere verdik, süründürdük. Süreyya Ayhan elit sporcumuzdu, dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu yerle yeksan ettik. Bunları niye anlatıyorum? Bugün geldiğimiz noktada yaşanan sıcak örnek Trabzonspor. Uzun yıllar sonra, 36 yıl sonra 3 kupayla biten bir sezon. Ne başkan kaldı ne teknik direktör. Bütün bunların hakikaten ciddi bir analize ihtiyacı var. Son maç 4'lük skor. Orhan Akın emanetçi olarak çıktığı maç. Her türlü spor, futbol kriterinden uzak bir duygusallık, bir veda, bir vefa maçı olarak düşünülebilir.
Trabzonspor'un bir an önce şifaya kavuşmasını diliyoruz. Köklü bir çözüm başkan ve teknik direktör noktasında henüz yapacak çok şey var. Sevgili izleyenler, inanın sevgili Mehmet Aya'nın Sadık abinin bu konuşmasından haberi yoktu. Ama aklın yolu bir, sağduyu sahibi insanların ortak görüşü bu. Sevindim yani. Ne dersin sevgili abi? Eyvallah abi, doğru. Trabzonspor özelinde zaten kent zor bir kent. Evet. Yani ben Abdullah, bak şaka yapmıyorum, bunu Abdullah Hoca ile paylaşmıyorum. Ben Abdullah Hoca'nın yanında olsaydım replika bir kupa alırdım. Şampiyon evet. Kupası. Son transfer primimi, son transfer taksidimi alırdım. Evet. Pardon, son şampiyonluk primimi. Evet. Transfer taksidimi alırdım. İnan Trabzonspor'da kalmazdım. Bu Trabzonspor'un kötü olacağından, kötü bir yer olduğundan değil. Evet. Türkiye böyle bir yer. Trabzon daha da böyle bir yer. Evet, maalesef. Çünkü geçen sene Trabzon'un, kusura bakmasın bizi, evet, yurt dışında izleyen Trabzonlular vardı ama ben bir gerçeğin peşinde koşuyorum. Trabzon'da geçen sene işler iyi gitti diye, bir şeylere giydiremedim, bir şeylere geçiremedim diye sıkılan adam vardır. Adımı değiştiririm. Vardır yani. Katılıyorum. Bizim sevgili Yunus Bayram, moderatörümüzdür aslında. O Trabzon'da görev yaptı. Bu bahsettiğiniz tespiti sık sık konuşuyorum. Her şeyde iyi gidiyor, evet, ya. Futbol şey şehri, futbol kültürünün üst düzeyde yaşandığı bir yer. Gördük futbol şehrini hafta sonu. Ama arkadaşlar da görüntü varsa versinler. Futbol şehrini gördük. Takımın üçüncü olma şansı var. Belki ikinci olma ihtimali var. Evet. Maalesef. Kaç kişi var stadda? Stad yok. Doğru söylüyorsun. Niye yok? O zaman ben derim ki geçen sene Trabzonlular, evet, Trabzon'un gurbetçileri mi geldi acaba geçen, evet, sene? Yani Trabzon'un dışarıdaki insanları mı geldi Trabzon'a diye düşünürüm. Bu sırt dönmüştük. Hani şeydik niye abi, pazar günü hava mükemmel. Rakip de yani Çatlada Kapıspor değil. Evet. Adana Demirspor gibi Spor top ligini oynayan bir takım. Aynen öyle. Trabzon'da 4'te herhalde yapabilecek, evde televizyon seyretmek falan vardır yapabilecekleri, evet, daha iyi iş. Yani dizi seyrederler, Netflix seyrederler falan filan yani. Şimdi tabii Trabzonspor sizin de ifade ettiğiniz gibi 4-1 Adana Demirspor'u yendi. Orhan Ak'la yeni bir dönem başlattı. Bu... Ve bitti. Bitti mi diyorsunuz? Bitti canım ya. Adana, evet, görevi bıraktı, mecbur yani. Şimdi o zaman şöyle sorayım size. Yeni teknik direktör kim olmalı ya da kim olur? Benim temennim Fatih Hoca olsun. Fatih Terim olsun ya. Bunlar Fatih Tekke falan diyorlar da Fatih Tekke şu anda derdi var Fatih Tekke'nin. Fatih Tekke'nin bir takımı kümede bırakmak gibi bir derdi var. O da Trabzon inatçılığına ve İstanbulspor gibi. Ha tamam, Fatih Tekke istesen Fatih Tekke de gelir İstanbulspor'da çiçeklerle gönderir de. Valla ben Trabzonspor'un bu hele hele Sayın Ertuğrul Doğan gibi ekonomik bazda güçlü bir adamdan, evet, iyi bir kadro çıkarsa niye Fatih Terim olmasın? Daha büyüsün, karizmayı büyüt diyorsun, yani hedefi büyüt diyorsun, yani vizyonu Fatih büyüt diyorsun. Fatih Terim sadece Türkiye'de Galatasaray'da çalışacak diye bir kaide var mı? Evet, evet. Evet, tamam, geçmişte gerçi Alişen Başkan Alişen teklif olsun, etmişti ama Aziz Yıldırım kabul olsun teklif, evet, etti. Evet. Olmadı. Yani niye Fatih Terim Trabzon'a gitmesin ki? Aslan gibi orayı da yapar. Evet, farklı bir açılım çünkü da olmuş olur. Çünkü geçen sene, evet, pardon önceki sene Trabzonspor'un başında Sayın Abdullah Avcı gelirken Trabzon'un önde gelen spor yazarları Mehmet Yılmaz tesislerine emanet edilebileceği bir adamın Trabzon'da başarılı olacağını düşünüyorlar. Nitekim Abdullah Hoca parçalı 3 tane senede bunu başardı. Bu, evet, sene sallandı. Şimdi Mehmet Yılmaz tesislerine Fatih Terim gibi bir güç gelse oraya... Şehir ayağa kalkar diyorsun yani. Niye olmasın ki? Olur olur, niye olmasın? Benim temennim ne bildiğim, ne duyduğum, ne bir şey. Hatta onu tweet sosyal atmışsınız, medya arkadaşlar da paylaşmış. Oo, bayağı da ancak bu saçmalardı, bu gerizekalı falan filan diyorlar. Benim temennim abi. Yani Fatih Terim'e de Trabzonspor'u, Trabzonspor'a da Fatih Terim'i yaraştırırım. Yani Fatih Terim'le başlayacak bir 2023-24 sezonu Trabzonspor niye şampiyon olmasın ya? Aslında şu teklif bile ya da temenni bile futbola farklı bir heyecan, farklı bir beklenti, farklı bir ışık tutuyor. Medyanın bir görevi de budur aslında. Değerlerin öne çıkması, liyakatın değerini bulması. Ne evde otursun Fatih Terim ya? Yani sağlık sorunu yoksa, ki Allah'a şükür olmadığını biliyoruz. Hı hı. Fatih Terim niye evde otursun ki? Niye yani bugün 69. yaşında bu kadar güçlü bir futbol birikimi ajandası varken niye Fatih Terim Trabzonspor'u çalıştırmasında? Niye illa gizli bir... Ya bırak Fatih Tekke yürüsün orada. Fatih Tekke zaten ölene kadar sana Allah uzun ömür versin. 7 kere çağıracaksın sen Fatih, evet, Tekke'yi. Evet. Bırak Fatih Terim gelsin. Bir düşünün, Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş, Trabzon'un başında Fatih Terim. Bu kadar abi. Fenerbahçe'nin Cesus sonrasında ya başında kim? Abdullah Avcı olsun. Pekala. Bunlar yani tekliftir bunları, diyelim. Bunları bir de şimdi
seslendirmekten kimse imtina etmesin. Bizimkiler temennidir. Ben Fatih Terim'in gücüne, Trabzon'un gücüne Fatih Terim'i yaraştırdığım için söylüyorum. Ateşte barut buluşması olur mu? Ateşte barut buluşması olur mu? Fatih Hoca barutu barut olmadan vallahi istese bir kapatır söndürür. Kimsenin ruhu duymaz. Pıt söndürüverir yani. Fatih Terim sağlıklıysa ki Allah'a çok şükür sağlıklı. Hoca aslanlar gibi Trabzonspor'u niye çalıştırmasın ya? Yani Ancelotti Milan'ı çalıştırıyor. Sonra gelip Real Madrid'i çalıştırıyor. Conte'ler, Inter'lerde, Juventus'larda cirit atıyorlar. Benim hocalarım niye gitmesin, dönmesin, gelmesin? Yani Mustafa Hoca şu anda onu yapacak sağlık durumunda değil. Daha dingin bir hayat yaşıyor da Fatih Terim aslan gibi ayakta. Yani Beşiktaş'ı Şenol Güneş, Trabzon'u Şenol Güneş'le çalışınca bir şey olmuyor da Galatasaray'la Fatih Terim niye Trabzon'u çalıştırınca bu gerizekalı diyorlar bana. Ya aslan gibi çalıştırır Allah. Peki diyelim ki bu zaman içerisinde bakalım nasıl gelişecek, onu bekleyelim. Güzel bir teklifti diyelim, temenniydi diyelim. Ben de heyecan duyduğumu ifade etmeliyim. Sevgili Orkun, bir puan cetvelini alabilir miyiz? Siz mi okursunuz, ben mi okuyayım? Abi nasıl isterseniz. Buyurun, sizin o gür sesinizi biz bir kere daha dinleyelim. Peki efendim. Dinleyelim. Biz, pakete dahil olmayan hizmetlerde bugün. Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Galatasaray 60 puanla zirvede. 2. Fenerbahçe'nin 51, 3. Beşiktaş'ın 46, 4. Anadolu'nun 42 puanı bulunuyor. 5. Trabzonspor 41 puanla, 10'u 40 puanla Başakşehir takip ediyor. Başakşehir'in puanı 40. 7. sırada 6. sırada Başakşehir'in puanı 40, 7. Kayserispor 35, 8. Karagümrük 30, 9. Konyaspor, 10. Antalyaspor'un puanları 28'i bulmuş vaziyette. Ligin 11. sırasındaki takım ise çok büyük bir mücadele verilecek olan alt sıraları gelmiyor mu? Geliyor, şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor. Hadi başlayalım. Orkun Bey duydu bunu. 11. Alanyaspor'un da 9 ve 10. sıradaki takımlar olduğu gibi 28 puanı var. 12. Gaziantep 25, 13. Ankara 25. 14. Kasımpaşa 25, 15. Sivas 24, 16. Giresunspor 23, 17. Hatayspor 23, 18. İstanbulspor 24 yapmamız lazım, kazandı. 19. Ümraniye'yi de yine 24 yapmamız lazım. Bu arada Konya'nın da 3 puan alması lazım. Yani Ümraniye 21 yapacağız, İstanbul 24 yapacağız, Konya'yı 31 yapacağız. Evet, bu aslında puan cetvelinde de bir erken final dediğimiz maçlar da var. Bunu da belirtelim ama Fenerbahçe malum. Sevilla ile bir maç oynadı. İlk yarısında 4 net pozisyonu vardı. Bir tanesini bile gole çeviremedi. Çevirmiş olsaydı tur için şansı çok daha yüksek olacaktı ve avantajlı dönecekti. Buradan bir tur çıkar mı sevgili Mehmet Ayan? Abi çok zor. Yani buna büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla evet çıkar falan başat faktör seyirci bence. Öyle mi diyorsun? Yani seyirci maçın önünde, içinde, sonlarına doğru da nefesini bırakıp Fenerbahçe'ye çok yakın olması lazım. Yani maç içinde küsmeyeceğiz, kızmayacağız, darılmayacağız. Çünkü bir gol yesen bile, şimdi normalde bir gol yemeden turu nasıl atlıyorsun abi? Üçle. Üçle. Bir gol yedik nasıl atlıyorsun? Dört. Ama yani üçle uzatma var. Evet, uzatma var. Şimdi öyle. Dolayısıyla Fenerbahçe 2-0'a, 3-0'a zaten... Eyvallah evet ama 3 1 gol yese bile tribünün maçı olacak. Hem savunmayı kuvvetli tutacaksın, evet, hem hücumda aktif de olacaksın. Tribün aktivitesini yüksek tutmak lazım. Ben Galatasaray Fenerbahçe'nin bu noktada eleştirdiğim bir noktası var. Bütün camiayı eleştiriyorum. Defalarca da söyledim, yine de söyleyeceğim. Fenerbahçe Avrupa'ya tarihinden beri yeteri kıymet vermemiştir. Bu çok doğru bir şey değildir. Yani Fenerbahçe Avrupa'da hep bulunmak için bulundu. Galatasaray gibi ezeli rakibi ise ligi, araç, Avrupa'yı amaç yaptı. Fakat Fenerbahçe 10 yıllardır, sizler bizden çok daha iyi bilirsiniz, 10 yıllardır Fenerbahçe için amaç Süper Lig oldu. Evet. Bu Fenerbahçe'nin cesametine, büyüklüğüne, azametine yakışmıyor. Zihniyeti Fenerbahçe, değiştirmeliyiz diyoruz. Aziz Bey dönemde de böyleydi, şimdi de böyle. Evet, Süper Lig şampiyonu, Süper Lig şampiyonu. Ya ben, bilenler biliyor, ben Galatasaray taraftarıyım. Bana deseler ki 10 yıl şampiyon olmayacaksın. Ama Avrupa'da şampiyon. 4 tane. Evet. Konferans Ligi ya da Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi çeyrek final oynayacaksın. 2 tane de ikisinden birinde yarı final oynayacaksın. Kupa da almayayım, ben varım. 10 evet. yıl şampiyon olmayayım ben. Profesör Doktor Barış Aydil yine bizim programımızın daimi misafiridir. Onun bir değerlendirmesi vardır. İyi takımlar hem ligi hem kupayı hem Avrupa'yı kazanır der. Biz böyle bir takım yapmak üzere yola çıkmıştık. Ama Süper Lig şampiyonluğunu kutsallaştırmanın çok da manası yok anladım, yani. Anladım. Doğru söylüyorsunuz. Burada gol dediniz.
Sevilla maçının ilk yarısında King inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Neden kaçırdı? Neden onları atamadı? Bu arada sevgili Orkun'dan rica edelim. Nihat Kahveci'nin bir Çek Cumhuriyeti maçı vardı. Vuruş nasıl yapılır konusunda onu hazırlasın. Ondan sonra görüşümüzü alalım. Hazır mı? Lütfen. Keşke King o vuruşu bu şekilde yapabilmiş olsaydı derim. Ne dersiniz? O zaman o da Nihat olurdu yani. Nihat olurdu diyorsun. Peki o zaman şöyle soralım. Rövanşta Kadıköy'deki maçta Sevilla karşısında Valencia'nın yanında King mi olmalı, Batshuayi mi? Bence Batshuayi olması lazım. Valencia Batshuayi ikilisi çok daha fazla katkılar veriyor. Hafta sonunda Almeria'yı galiba 2-1 mağlup etti evet. Sevilla. Fenerbahçe maçıyla geçtiği çıkış, ben maçı izlemedim, bizim Veli Yiğit'e sordum, Veli dedi ki abi tamam dedi, çıkışını yapıyorlar ve devam ettiriyorlar kaliteleri, bu sene geçmişteki kaliteleri değil ama Fenerbahçe maçıyla çıkışını devam ettiriyorlar dedi. Ben bu tip gene yüksek takımlardan hep korkarım, bir de 2-0 öndeler yani Fenerbahçe turu geçer inanıyoruz falan filan, bunlar tamam da onlar bana biraz hamaset geliyor, umarım geçer biz yanırız ama yani futbol aklım, futbol gönlümün önünde Fenerbahçe'nin eleneceğini söylüyor. Şimdi Sadık Söztutan abiye de sorduk. Bakalım neler söylemiş, onu bir dinleyelim. Çok kısa bir görüşü var. Fenerbahçe durup dururken başına iş almaya uğraşıyor. Aslında Avrupa kupalarında çok olmayacak bir şey değil. Deplasmanda Sevilla'yı oynuyorsunuz. Burada telafi edebilirsiniz. İyi bir takım, coşku, motivasyon Fenerbahçe'nin yapmadığı şey değil. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın örnekleri var. 2-0'lık skor dünyanın sonu değil. Gerçekten iyi bir Fenerbahçe burada turu geçebilir. Ben buna inanıyorum ama her şey bitmiş gibi teknik direktör tartışmaları tuhaf. Yani Jesus bu sezonun ilk yarısına damga vurmuş. Herkes tarafından takdir edilmiş. İcraatları beğenilmiş. Bir adam bir anda neden tukaka olduğunu anlamak mümkün değil. Onun da söylediği gibi yani bir yıllık kontratım var, sezon sonunda bittiği zaman bakarız. Bunda bir problem görmüyorum ben. Fenerbahçe'nin her şeyi bir tarafa bırakıp Türkiye için de çok çok önemli olan Sevilla maçının rövanşına konsantre olması lazım. İş bitsin, gerisini konuşuruz. Gazeteci kurnazlığı mı diyelim yoksa Portekiz medyasına Jesus'un açık yürekli ifadesi mi diyelim bilmiyorum. Şöyle bir konuşma düştü medyaya. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Üşüyorum diyen bir Jesus var. Şimdi o sesi bir işitelim. Sevgili Mehmet Ayan, siz Sayın Ali Koç'un yerinde olsaydınız, bu açıklamadan sonra Sevilla maçı için nasıl bir tedbir alırdınız? Hiçbir tedbir almam. Kimle çıkardınız 30, o maçı? 31 Mayıs'ı beklerim. Bekler miydiniz? O kadar. Yani, hoca zaten hiçbir yerde, hiçbir zaman ben kesinlikle devam edeceğim, Fenerbahçe'nin gelecek yılda hocasıyım diye bir şey duymadık. Zaten kontrat çok acı çektim yıldı diyor ama. Üşüyorum diyor. O zaman yaptığı ve yaptırdığı transferlere bakacak. Acı evet. Çeken adam yönetime niye Buruma'yı aldırıp 15 gün sonra UEFA listesine koymayıp 4 milyon da satın alma koydurdu? Enteresan. Evet. Rua Pedro herhalde evet. Fenerbahçe yönetimi kadar Jesus'un da istediği bir oyuncudur. Rua Pedro dediğin adam Galatasaray'ın sezon başında tırnak içinde adeta elinden alındı. Tamam sakatlık var ama sakatlık dışı performans elde edilebilir mi? Gene döndü dolaştın. İsmail Hoca'nın Valencia'sından verim aldın, döndün dolaştın yani. Çok sevmiyorsun belki ama Zayt'tan verim alıyorsun aldığın zaman. Arao getirdin, orta saha mı stoper mi bellidir. Belli değil. İyi oyuncu olabilir bunlar. Ama sen bir harmonizasyonu sezon başında muhteşem yaparken evet. Sonrasında düştü. Teşekkür ediyorum. Gerçekten eyvallah. Güzel görüşler. Ruhier diyor ki ben olsam bu maça kulübede Jesus'ta çıkmazdım diyor. Ne olabilir? O da bir görüş. Sevgili Ercan Yıldız bakalım bu konuda ne söylemiş. Onu da izleyelim. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle 9 puan geride olduğunu hatırlatmak lazım öncelikle. Bu 9 puanlık fark kolay kolay öyle
kapanabilecek bir fark değil. Çünkü önünde tam 12 tane maç var. Bunların içerisinde yine Galatasaray'la oynayacağı maç var. Orada kazanması bile yetmeyebilir. Çünkü 3-0'lık Kadıköy'deki mağlubiyet var. 2'li avaraja kalırsa iş minimum 3-0 kazanması lazım Galatasaray'ın stadında. Zaten en son hafta içi Jesus'un Portekiz basınında Brezilya ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Ben Mayıs'ta zaten geliyorum Türkiye. Çok soğuk bir ülke. Ben alışamadım, adaptasyon sağlayamadım gibi ifadeleri var. Bunu okuyan futbolcular, bunu okuyan yönetim, bunu okuyan taraftar, bu bilgilere sahip olan Fenerbahçe camiası Jesus'a olan bakışını değiştirecektir diye düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'yi o kadar zor bir puan farkını kapatmasına engel olacağını da düşünüyorum. Ercan Yıldız'ın görüşleri böyleydi. Haftanın maçlarını bir alalım ve son sözü sevgili Mehmet Ayan'a vereceğiz. Çünkü programı açmak da kapamak da onun sanatı. Ben mi okuyayım? Lütfen. İyi abi. İyi yerim. Cuma akşamı alıştıralım böyle böyle. Galatasaray maçı var. Cumartesi günü Kasımpaşa Ümraniye 13.30. Adanemispor Antalyaspor 16 ve Beşiktaş İstanbulspor 19. Pazar günü Sivas Ankara Gücü 16. Karagümrük İstanbul Başakşehir 16. O bir derbi seviyesi. Alanya Fenerbahçe maçı var. Bu haftayı Trabzonspor 3 ve Kayserispor 3 puanla geçecek. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum abi. Yani katılımın için. Eyvallah. Bu değerli fikirlerin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlk çağırdınız. Büyük keyif aldığımı düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda yine birlikte olmak dileğiyle. Umarım diyorum. Abi. Ben de TGS ailesine bütün her şeyiyle çok çok teşekkür ederim. Yönetmen arkadaşımızdan kameramanlara kadar senin gibi değerli bir abimle benim buluştuğum için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah eyvallah. En kısa sürede yeniden birlikte eyvallah olmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.